Merhaba sevgili seyirciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Vestel ve Vestel grubu televizyonlara kanal güncelleme, kanal sıralaması nasıl yapılır sizlere adım adım elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi televizyonumuzda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kanal bulunamadı. Lütfen anten ayarlarınızı yapınız. Şimdi şuradan kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Kurulum. Okeyliyoruz. En altta ilk kurulum var. İlk kurulumun üzerine gelip evet diyoruz ve televizyonumuzu sıfırlıyoruz. Televizyonumuz kapandı. Birazdan açılacak. Şimdi bu işlemi neden sıfırlıyorum arkadaşlar? Şimdi diğer videolarımda bazı izleyicilerimden yorum alıyorum. Doğrudan sıfırlamaya gerek yoktu. Şuradan şunu yapabilirdik. Şu şekilde kanal yükleyebilirdik gibi yorumlar alıyorum. Şimdi bunu sıfırladığımız zaman, en baştan sıfırladığımız zaman hepimiz aynı anda adım adım gideriz arkadaşlar. Şimdi bir konuya ortadan anlattığımız zaman farklı olur. Sonundan anlattığımız zaman farklı olur ama en baştan anlattığımız zaman konuya karşı taraf daha iyi hakim olabilir. Şimdi ilk kurulum dedikten sonra açılış menüsünde dil seçimini Türkçe olarak ayarlıyoruz. Ülkemiz zaten Türkiye. Şuradan uydu sistemi kullanıyoruz arkadaşlar. Uyduyu gelip kapalı vaziyetteyken sağ yapıp açık yapıyoruz. Okeyliyoruz arkadaşlar. TV'nin çalışma modunu ev modu olarak seçiyoruz. Kurulum tipi standart. TV standında duvarda gibi menülerde görebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Hangisini seçerseniz seçin, devam edin. Kurulum tipini standart dedik. Anten tipi arkadaşlar, burada kesinlikle Dyzek anahtarı olan, yani 4 anten, Dyzek göstergesi ve televizyonumuzun şu amblem kesinlikle seçilmesi lazım. Diğerini seçtiğimiz zaman kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tek çanak antenlerde geçerlidir. Ama bu sistemi seçtiğiniz zaman 1 çanak, 2, 3 ve 4 çanağınız, hangi çanağınız kaç tane olursa olsun değişen hiçbir şey olmaz. Her halükarda çalışır arkadaşlar. Şimdi Dyzek'li sistemi seçtikten sonra ileri diyoruz. Burada Dyzek 1, Dyzek 2, Dyzek 3, Dyzek 4. Bundan bir önceki adımdan bahsediyordum arkadaşlar. Yani çanak anten 1, çanak anten 2, çanak anten 3, çanak anten 4. Eğer 4 tane çanak anteniniz varsa birinci uydumuz Dyzek'imizin 1 numaralı portuna takılan uydumuzun ismi TürkSat 4A'dır arkadaşlar. İkinci uydumuz Hotbird uydusu olur. Üçüncü uydumuz, genellikle arkadaşlar ben bunu yüzdelik olarak söylüyorum, Dyzek 1'in TürkSat olmasının yüzdelik oranı %100'dür arkadaşlar. Dyzek 2 uydumuzun Hotbird olması oranı %90'dır arkadaşlar. Genellikle bu şekilde olur. Dyzek 3 ise arkadaşlar W3 uydusu vardır. ULSAT 7 derece. Bizim Lig TV yayınlarına, Dijitürk yayınları, maçları seyrettiğimiz uydunun yörüngesidir arkadaşlar. Eğer evinizde Dijitürk uydusu var ise, ki zaten artık kart eşleştirmeleri olduğu için kendi harici cihazlarda Dijitürk'ün sistemi de çalışmıyor. Yani kısacası burayı TürkSat'a ayarlıyoruz. Hotbird Dijitürk'e ait uydu. Dördüncü uydumuzun ismi neyse buradan karşılığını gelip arkadaşlar şu şekilde seçiyoruz. Bazı lafları uzatmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü bunu sadece TürkSat kullanan izleyicilerimiz yok arkadaşlar. İkinci uydusu olan, üçüncü uydusu olan, dördüncüsü uydusu olan arkadaşlar da var. TürkSat'ımızı seçtik, Hotbird'imizi seçtik. Ben normal olarak standart bir vaziyette anlatmaya çalışacağım artık. TürkSat 1, Hotbird 2 uydumuzu seçtik. Dyzek 1, Dyzek 2 olarak şuradan devam et diyoruz. Ön ayar listesini yüklemek istiyor musunuz? Şimdi ön ayar listesi nedir? Ön ayar listesi televizyonunuzun içerisine,
yazılımının içerisine entegre edilmiş olan kanal listesidir. Evet dediğimiz zaman televizyonumuza kanallarımız yüklenir. Şayet televizyonumuz atıyorum 3 yıllık bir televizyon veya 2 yıllık bir televizyon. Bu demektir ki 2 yıl önceki veya 3 yıl önceki kısacası televizyonunuzu hangi tarihte aldıysanız o günlere, o aylara ait olan kanal listesi yüklenir. Dolayısıyla o tarihten bu yana çıkan kanal varsa televizyonunuzun kanal listesine eklenmemiş sayılır. Ben bunu seçmeyeceğim, hayır diyeceğim arkadaşlar. Hayır dedikten sonra televizyonumuz otomatik aramaya geçiyor. Hemen fırsat vermeden taramayı iptal etmek istediğinizden emin misiniz diye sorar. Evet diyoruz. İptal ettikten sonra televizyonumuzun ön kurulumu bitmiş olur arkadaşlar. OK'ye basıp çıkıyoruz. Şimdi az önceki menüye geldik. Şimdi buraya kadar geldikten sonra televizyonumuzun dayzek ayarları, anten ayarları tamamıyla nizami bir şekilde yapılmıştır. Şurayı tamam diyelim ekrandan gitmesi için. Menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Kurulum. Öncelikle sizlere iki türlü bir anlatımım olacak. TKGS kurulumu üzerinden ve manuel kanal arama üzerinden arkadaşlar. Şimdi manuel kanal aramanın üzerine geliyoruz. Arama tipi sayısal anten değil arkadaşlar. Sayısal kablo değil, uydu. Yani çanak anteni kullandığımız için arama tipini uydu olarak seçeceğiz. Frekans bölümüne Turkcell 4A'ya ait olan şebeke arama frekansı 12.380. Polarizasyonu dikey ayarlıyoruz arkadaşlar. Sembol oranını 27.500 yapıyoruz. Şebeke aramayı kesinlikle etkin yapıyoruz. Zaten şebeke aramayı kapalı vaziyette yaparsak 12.380 vertical yani dikey 27.500 ne olur frekansa ait olan 3 tane 5 tane o pakette ne kadar kanal varsa sadece o kanallar çıkar. Şebeke frekansı olmasından dolayı şebekeyi açıyoruz ve aramayı başlatıyoruz arkadaşlar. Bu arama yaklaşık 15-20 dakika sürer arkadaşlar. Arama bittikten sonra televizyonunuz otomatik olarak ekrana bir yayın verir. Arama bittikten sonra aramayı bitirir. Ekrana bir yayın verir. Hangi arama hangi kanal üzerinde bitirmişse arkadaşlar şifreli ise şifreli yazar. Görüntüsü olan bir kanalsa görüntüyü ekrana verir. Aramanız bitmiş olur. Şimdi biz bunu beklemeyeceğiz tabii ki. Bu 15-20 dakikalık zamanımızı alacak. Şu anda kanallarımızı televizyonumuz yüklüyor arkadaşlar. Bazı televizyonlarda şunu da söyleyeyim. Bazı televizyonlarda şebeke arama frekansını girdiğiniz zaman sadece ekranda çıkan o kanallar gözükür arkadaşlar. Aramayı arka planda yapar. Bu sizi yanıltmasın. Dondu mu acaba? Fazla kanal bulmadı mı? Sadece bu kanallar mı buldu diye. Yeni yazılımlarda aradığı kanalı ekrana veriyor. Eski Vestel yazılımlarında ise ilk şebeke frekansını ekrana verir. Sadece o kanal ekranda gözükür ama arka planda aramayı devam ettirir. Şimdi ben buradan burayı iptal edeceğim arkadaşlar. Aramayı iptal etmek istediğinizde emin misiniz? Şimdi iptal ettikten sonra yayını herhangi bir şekilde ekrana vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü telif hakkından dolayı bizlere uyarı geliyor. Ben bunu iptal edeceğim. Eğer ekrana yayın çıkarsa kameraman arkadaşımdan görüntüyü vermemesini rica edeceğim. Şuradan iptal edelim. Zaten kanalları da eklemedi arkadaşlar. Tekrar kameramızın pozisyonunu düzeltelim arkadaşlar. Şimdi manuel ayarlamayı anlattık arkadaşlar. Şimdi ise TKGS üzerinden sizlere anlatacağım. Turksat kanal güncelleme sistemi. Bu TKGS kurulumu eski model Vestel'lerde yoktur arkadaşlar. Yeni çıkan Vestel ve Vestel'e ait olan televizyon markalarında Hilevel olsun, SEK, Regal, Filmux gibi arkadaşlar hepsinde vardır. TKGS bölümüne giriyoruz. Çalışma şeklini esnek yapıyoruz. Güncellemeyi başlat dediğimiz zaman çanak antenimizde
kaplonumuzda, Dizek veya LMB'mizde herhangi bir sorun yoksa kanal arama işlemi de başarıyla gerçekleşecektir. TKGS üzerinden yapacağımız kurulum da başarıyla gerçekleşecektir arkadaşlar. HD, SD arkadaşlar. Biz tabii ki doğal olarak HD yayın seyredeceğiz. Diğerler zaten otomatik olarak her halükarda yükleniyor. HD'yi seçiyoruz. Türksat servisleri yükleniyor. Yani Türksat'a ait olan kanal listesi yükleniyor. 08.06.2020 güncel kanal listesi. Şuradan evet diyoruz arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar çalışma şeklini kapalı yapıyoruz. Eğer kapalı yapmazsak arkadaşlar, şunun sesini bir kısalım. Yayınımızı gördün arkadaşlar, gördünüz. Çalışma şeklini şuradan bir tekrardan girelim. Kapalı yapıyoruz. Kapalı yaptığımız zaman TKGS üzerinden hiçbir işlem yapılmaz arkadaşlar. Eğer otomatik dediğimiz zaman televizyon adı üstünde otomatik televizyon yani TKGS sistemi yeni bir frekans varsa, yeni bir kanal varsa arkadaşlar otomatik olarak sizden izin almadan kanalları, kanal listesini günceller ve bu da ara sıra acaba kanal listesini ben düzenledim neden kendiliğinden değişiyor gibi kendinize soru işaretleri soruyorsanız bunun sebebi de tamamıyla budur arkadaşlar. Esnek yaptığımız zaman yani manuel kullanıcı anlamına geliyor. Bu da tamamıyla sizin kontrolünüz altında olan bir sistem arkadaşlar. O yüzden çalışma şeklini, TKGS'nin çalışma şeklini kapalı yapıyoruz. Şimdi ben sinyal kablomuzu çıkaralım. Ekrana yayını vermemek için arkadaşlar. Tekrardan kameramızı televizyonumuza sabitleyelim. Kanal sıralama nasıl yapılır? Kanallarımız yüklendi. Genellikle zaten kanallarımız bildiğimiz favori kanallar şeklinde. Ulusal kanallar işte TRT, ATV, Kanal D, Show TV, HD'ler ön planda. Sonra haber kanalları grup grup Türksat kanal güncelleme sisteminin güncellediği bir sisteme göre sıralanır. Fakat sizin hoşunuza gitmedi. Kanal sıralamasını değiştireceksiniz. Şuradan tekrardan menüye basalım arkadaşlar. Kanal listesi, büyüteç olan ikona geliyoruz, tıklıyoruz. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar, kanalın üzerine geliyoruz. Atıyorum Fox TV'yi 9 numaradan alıp 2 numaraya yerleştireceğiz. Kumandamızın üzerinde sarı tuş vardır arkadaşlar. Kanalı etiketle. Fox TV'nin üzerine geliyoruz. Sarı tuşa bir kez basıyoruz. İşareti koyuyor. Birden fazla kanal almak istediğimiz zaman ise TV 8, Kanal 7 kanalın üzerine gelip sarı tuşa basıyoruz arkadaşlar. OK'yi tıklıyoruz. Taşının üzerinde zaten hali hazırda çıkıyor. Taşıyı tıkla dediğimiz zaman burada sıralı işaretlemiş olduğumuz kanalları hangi sırayı alacaksak o numarayı giriyoruz arkadaşlar. 1 ise 1, 5'ten sonra ise 5. Şuradan 1'i tıklayalım. Okey dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi Show TV, Beyaz Kanal D, TV 8 ve Fox 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandı. Şayet az önce TKGS üzerinden TKGS'yi kapalı tutun demiştim. Bunun kanal sıralaması ile ilgilisi var arkadaşlar. Eğer şurayı otomatik yaptığımız zaman çalışma şekli otomatik olursa menü diyoruz tekrardan kanal listesi kanalı etiketle dediğim zaman şuradan bakın taşı yazısı şu anda pasif oldu arkadaşlar. Eğer televizyonunuzda kanal taşıma ile ilgili sorun da yaşıyorsanız taşı veya sil bölümü pasifse bazı yeni televizyonlarda ekranda yoktur arkadaşlar. Bazı televizyonlarda görünür, pasif görünür. Yani üzerine gelemezsiniz. Diğerini atlar. Bu şekilde ise kesinlikle aklınızda bulunsun. TKGS modunuz otomatik olduğu için şuradan tekrardan şimdi kapalı yaptığım zaman televizyon bana taşı iznini veriyor. Çünkü taşının olmamasının sebebi TKGS de tıpkı özel platformlar gibi Digitürk, Beyin Medya diyelim daha doğrusu, D-Smart, ondan sonra TTNet'te arkadaşlar, TV bunun
Bu şekil özel platformlar vardır. Tele Dünya gibi. Onlar kanal güncel listesini otomatik güncelledikleri için müşteriye sil veya taşı iznini vermezler. Belki biraz fazla konuştum ama yeterince, yani genellikle herkese hitap etmek için, konuyu derinleştirip anlamını bir hale getirmek için arkadaşlar uzatmış olabilirim. Ama inanın bazı videolarımda hala sorular alıyorum, cevaplar alıyorum. Doğaldır arkadaşlar. Herkesin bildiği, uzman olduğu bir konu vardır. Konuyu derinleştirmemin sebebi mümkün olduğunca size, herkese hitap etmek, detaylı anlatabilmek, işinize yaramak arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, video bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.